Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir bu arada programıyla daha karşınızdayız. Çok yoğun bir gece geçirdi Türkiye ve biz de tabii aynı şekilde bu yoğun geceyi sizlere yansıtmaya çalışanlar olarak çok yoğun geçirdik. Ve işte artık seçimin ertesindeyiz. Bir gün sonrasındayız ve daha bir sükunetle neler olup bittiğini konuşabilecek durumdayız. Bugün tabii özellikle Türkiye'de bu çok kritik seçim sonrasında Türkiye'yi nelerin beklediğini bu seçimin analizi ışığında bir şekilde görmeye çalışacağız. Üç değerli konuğum var. Gazeteci Aydın Engin, soldan başlıyoruz. Gazeteci Cengiz Erdinç ve Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından ve geçtiğimiz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Meclis üyesi ve aynı şekilde bu dönemde de seçilmiş durumda Doğan Subaşı, avukat Doğan Subaşı. Doğan Subaşı aynı zamanda siyaset bilimi konusunda akademik çalışmalar da yapmış olan bir isim ve işte bu üç konukla dediğimiz gibi hem seçimi hem de bundan sonrasını konuşmaya çalışacağız. Bu arada tabii telefon bağlantılarımız olacak. Skype bağlantımız olacak. Sırılsakık'la mesela bir bağlantı yapacağız ve kendisinden de hem Muş'la ilgili hem de genel itibariyle HDP'nin durumu ve seçimle ilgili görüşlerini de alacağız. Şimdi ben dün akşama önce bir dönmek istiyorum. Çünkü tamam Türkiye'nin hemen diyorum her yerinde bir seçim söz konusuydu. Ama insanların en çok üzerinde durduğu nokta ve üzerinde en çok zaten tartışma olan nokta İstanbul'du. Ve dolayısıyla Doğan Subaşı orada merkezde yer aldığı ve bütün çalışmaları takip ettiği için kendisinden çok kısa bir özet rica edeceğiz. Uzun gecenin kısa özetini. İlk mesela akşam hangi saatte belli oldu? Buna karşın diğer aday Binali Yıldırım'ın açıklaması sırasında gerçek neydi aslında? Veriler işte akmadığı için ve buna rağmen aynı zamanda televizyon kanalları, çeşitli televizyon kanalları hala oy oranlarıyla ilgili yanlış bilgiler verdiği sırada durum neydi? Ve bu arada tabii AKP İstanbul İl Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Yani 3.000-3.500 oyluk bir şeyle ilgili. Buna işte bir şekilde itiraz edeceklerini. Daha sonrasında da Binali Yıldırım'ın işte 31.000 kadar sandık var. Dolayısıyla her birinde yanlış bir tek oy kullanılmış olsa bile 31.000 oy eder ki biz işte o zaman İmamoğlu'nu geçeriz gibi bir açıklaması var. Bu işin hukuki süreci nedir? Buna bir itiraz olur mu olmaz mı? Ve bunun yanında tabii bu tutanakların Ekrem İmamoğlu 8-9 açıklama yaptı gece boyunca. Bunların ıslak imzalı olduğu vurgusunu yaptı. Bunlara herhangi bir itiraz söz konusu olabilir mi? Bunları çok tabii hani konsantre bir şekilde rica edeceğiz. Evet, önce hemen dün akşama bir dönelim. Şöyle kısaca böyle bir timeline geçebilirsek eğer. Şimdi aslına bakarsan Musa, ben dün akşam Ekrem Bey'in yanında değildim. Beylikdüzü'ndeydim. Dolayısıyla bütün İstanbul seçimin nasıl yürüdüğü konusunda aslına bakarsan hani seyirciler ne biliyorsa o kadarını biliyorum. Belki biraz gelen telefonlardan, yakınımızdaki arkadaşların ifadelerinden biraz bilgilenme şansımız oldu. Çünkü biz sahada olmayı, yani sahada olmak, cephede diyelim tabir caizse olmak daha önemli idi. Başkanımız kendi organizasyonunu yapmıştı orada. Onlar tabii çok organizeydiler merkezde. Her şey düşünülmüştü. O gecenin nasıl yönetileceği konusunda. Sandık, biz sandık sonuçları seçim sona erdikten sonra şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yerel seçim bir özelliği, biliyorsunuz 4 konuda oy veriliyor. Büyükşehir, ilçe belediyesi, belediye meclisi ve muhtarlıklar. Evet. Dolayısıyla çok uzun süren bir değerlendirme seçim sayım dönemi geçiriliyor. Saat 5'te oylama bittikten sonra oldukça uzun sürüyor. Ayrıca muhtarlık
Seçimlerinin kendine özgü bazı özellikleri var. İşte ihtiyar heyetinin ismini yazacaksın, onların karşısına puanlar ve oy sayılarını yazacaksın falan. O nedenle geç geldi şeyler. Birçok ilçeye doğal olarak, yani sürecin kendi doğal şeyi içerisinde oy torbaları biraz geç geldi. Biz tabii ilçede onları bekliyoruz, ilçe seçim kurulunda. Onu beklediğimiz sırada sonuçlar çıkmaya başladı ekrana. Tabii. Şimdi bugün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamaları çok ilginç. Hani biz kaynak değiliz dedi. Bugüne kadar hep sanki Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu'ndan alıyormuş gibi lanse ediliyordu kaynağı. Biz de orada ısrarla bize arayanlara, sosyal medyaları, medya araçlarında kullanarak henüz resmi bir işlem başlamadığını, oyların sayılmaya başlanmadığını, bunun ekrana çıkanların tamamen haber kaynağı olabilir, partilerden gelen kaynaklar olabilir, bunlarla ilgili olduğunu ve güvenilmez olduğunu söylüyorduk. İlk herhalde torbalar 9.30 gibi falan gelmeye başladı. Ondan sonra fotoğraf ortaya çıkmaya başladı. Sonra da bir süre sonra zaten Ekrem Bey öne geçti. Bizim bulunduğumuz ilçe seçim kurulunda ekran yansıtılıyordu. Ama yansıtılan ekranda biz tabii İstanbul'un durumunu görüyoruz ama o Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi sisteminin ekrana yansıtılması. Yani sizin televizyonlardan ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi web sayfasından aktarılan bir ekran değil. Dolayısıyla oradan gerçek durumu, sayılan gerçek durumu görme şansımız oluyordu. Ve Ekrem Bey önde. Televizyonu açıyorsun, Ekrem Bey sanki, daha doğrusu Binali Bey öndeymiş gibi sonuçlar ekranda görüyorsun ama Yüksek Seçim Kurulu'nun ve şeyine baktığında, ekran görüntüsüne, ben çok arkadaşıma o ekran görüntüsünün fotoğraflarını göndermek zorunda kaldım. Bir tür gazetecilik yaptık. Aydın Bey, eğer kabul ederseniz bunu gazetecilik diye. Böyle bir şey oldu. 23-20 gibiydi tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya gideceği söylendi. Öyle bir açıklama geldi. Ondan itibaren de veri akışı kesildi. Şöyle bir hava yayıldı. Muhtemelen Ekrem Bey önde. Bunu kimse açıklamaya cesaret edemiyor. Kendisine sorulması bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. O da Sayın Cumhurbaşkanı da kendi üslubuyla büyük şehirleri kaybetmiş olabiliriz ama hiç olmazsa ilçeleri kazandık gibi bir üslupla durumu açıklayınca tabii fotoğraf ortaya çıkmaya başladı. Böyle bir seçim süreci geçirdik. Evet. Şimdi buna itirazlar ne olabilir? Yani itirazlar yani konuşuluyor bu çünkü. Ya şimdi Musa, burada bir seçim sürecinin en kritik belgesi sandık sonuç tutanağıdır. Sandık sonuçları alındıktan sonra taraflar, masada oturanlar bunun altını imza aldıktan sonra kolay kolay o sonuç değişmez. Ama şu tip uygulamalar, yanlışlıklar oluyor. Bu her seçimde oluyor. Kasıtlı olmasa da olabiliyor. Ne oluyor? Siz sandık sonuç tutanağını alır arkadaşlar, götürürler, teslim ederler. Orada ekrana giren ilçe seçim kurulunda çalışanlar bir yandan sonuç tutanağına bakar, bir yandan ekrana girer. Bazen aynı satırı buraya yansıtamaz. Satır, o yüzden bir üste bir alta kaydırma olur. Kaydırma deriz biz buna kısaca. O yüzden tuhaf tuhaf rakamlar çıkar. Bir bakarsınız AKP 0 almıştır mesela. Halbuki onunki bir üste kaydığı içindir bu. Ya da tam tersi, bir bakarsınız CHP 1 oy almıştır. Çünkü bir alta kaymıştır. Bunlar da şöyle olur. Sandık sonuç tutanakları birleştirilir. Sabaha kadar, ki biz bugün, ben bu arada 2 saatlik uykuyla duruyorum. Öğlen 1 gibi falan bir ara eve geçmek durumunda kaldım. Sandık sonuç tutanakları birleştirilir. Biz ona birleştirme tutanağı deriz. Birleştirme tutanağı sonra partilere verilir. Arkadaşlar bir bakın buna. Hani bir kaydırma var mı der. Siz de söylersiniz işte 1402 nolu sandıkta böyle bir şey olmuş, kaydırma olmuş. Tarafları incelerler hemen onu. Onu düzeltirler. Son durum ortaya çıkar. Ama bu böyle seçimin kaderini değiştirecek falan bir şey olmaz. Dolayısıyla şu andaki yani bunun bir itiraz... biz sonuç alabileceklerini düşünmüyorum. Yani
öyle işte 300 bin sandık, 300 bin geçersiz oy var. Bunun birini bilmem şöyle yapsak böyle olur falan. O Nasrettin Hoca'nın şey hikayesine benziyor. Yani bence centilmence yenilgiyi kabul etmeli ve yani bugüne kadar yaptıkları tutumdan daha farklı bir tutum. İzleselerdi daha çok o ortama yakışırdı diyeyim, öyle diyeyim. Onlara evet. Ne yapacaklarını anlatır gibi söylemek doğru olmaz. Evet. Ama onu beklerdik yani biz kazandınız, tebrik ederiz, başarılar dileriz. Böyle şeyleri duymak isterdik doğrusu. İsterdik ama beklemezdiniz. Yani deneyimlerimiz beklemememiz gerektiğini söylüyor. Ama isterdik. Yani siyasetin bu çerçevede olması zaten bizim hayalimiz Türkiye'de. Hepimizin herhalde böyle bir hayali var. Öyle. Evet, şimdi ben tabii Aydın Engin ve Cengiz Erdinç'ten genel bir değerlendirme almak istiyorum. Yani artık yavaş yavaş hani şeye dönelim. Bu teknik ayrıntılardan sonra bir tanımlayacak ya da bir çerçeve çizecek olursak dünü bu seçimi nasıl görmemiz lazım? Yani ince ince rakamlar üzerinde oynayarak bir sürü açıklama yapılabilir ama o benim işim değil, beceremem de zaten, öyle bir kültürüm de yok. Şunu söylemek doğru olacak sanıyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ın veya AKP'nin önde gelenlerinin biraz yürek serinletmek için %52 biz oy aldık. Yani biz çoğunluktayız bilmem ne demelerini bir yana bırakalım. Onu da deşeriz, konuşuruz herhalde, vaktimiz olacağı benziyor. Hı. Ama en kestirme deyimiyle AKP'nin ve özellikle AKP reisinin, çünkü galiba AKP eşittir reis haline geldi, Erdoğan haline geldi. Başka bir adam görmedik kampanya sırasında. Burnu sürtüldü bence. Hı. En bu 31 Mart'ın tercümesi benim gözümde. 25 yıllık belediye İstanbul, Ankara ve benzeri yerlerde ve 17 yıllık iktidarlarının sonunda ilk kez burnunun sürtüldüğü ya da daha farklı bir deyimle söylersem dönüşü olmayan bir inişe geçildiğini söylemek abartı olmaz. Benim mesleğim gönlünden geçeni değil, olup biteni değerlendirmeye yatkındır. Beceremediğimiz de olur sık sık ama yine de böyle olması gerekir. Ben böyle görüyorum. Burnu sürtüldü. O kibirli, mağrur değil, kibirli Eda zaten balkon konuşmasında da vardı. Öyle hoş espriler vardı. Niye balkonda yalnız dediler. Ya içeridekileri çok fena dövmüş. Ağız, burun, göz, kulak filan gitmiş. Çıkamıyorlar balkona. O yüzden yalnız çıktı diye dalga geçti arkadaşlarım. Muhtemelen parti içinde bir takım yerlere fatura kesecektir. Ama net olarak ortadaki kentlilik ağır bastı bu seçimde. Yani düne kadar Ege kıyılarından ibaretti AKP'ye yığınsal, kitlesel olarak hayır diyen. Şimdi Akdeniz'in tümü Hatay'dan Antalya'ya kadar buna katıldı. Bunun yanında Ankara ve İstanbul gibi çok özel anlamı olan. Özel derken de yani işte bunlar çok önemli şehirlerden ibaret bir şey değil. Her iki kenti toplarsanız Türkiye'nin dörtte biri burada yaşıyor. Evet. Türkiye'nin her dört kişiden biri bu iki kentte yaşıyor. Büyüklüğü İstanbul'da ve Ankara'da. Yani 16 milyon, 5 milyon daha 21 milyon. Yani gerçekten İstanbul, dörtte. Ankara, İzmir, Adana. O zaman rakam artar. Yani, üçte bire doğru gider ki. O %52 ifadesini belki de biraz da buralardan değerlendirmek lazım. Kanımca evet. Ama ilk izlenim olarak, ilk genel olarak ne söyleyeceksin diye sordunuz. Evet. Bence dönüşü olmayan bir inişe geçti. O kibirli Eda'dan hava yok. Bugün de bunu izledik ve gözledik. Ankara gazetecisi arkadaşlarım altını kalın çizerek söylüyorlar. Süngüsü çok düşük diyorlar. İyi bir terimdir bu Türkçe'de. Süngüsü çok düşük reisin diyorlar. Bir de kentlerde, yani kentlilik biraz daha yurttaş olmaya daha yatkın, daha yurttaşlık bilinci gelişmiş yerleşim birimleri anlamına gelir benim gözümde. Dolayısıyla kentlerde, hele gelişkin kentlerde açık seçik AKP iktidarına hayır dendi. Evet. Bu da az buz değerli değil, çok değerli. Evet. Cengiz Erdinç, neler söylemek lazım? Bana ilginç gelen birkaç şey var. Bir tanesi çok insani dokunuşların damga vurması bu seçime. Giresun'daki o Rabia Naz'ın babası AKP'ye kalesinde kaybettirdi.
basit küçük bir şeydi ama benzer biçimde bir özel kalem müdürü mobbinge uğradığı için kadın ayrılıyor, bağımsız aday oluyor, kazanıyor. Kırklareli ilginç, CHP'nin hani aday gösterilmiyor ve bağımsız kazandı. Oylarını arttırarak kazandı. İttifak siyaseti belki yerel seçimde ilk defa denendi ve hep hani reis usta siyasetçi falan denir. HDP'yi hesaplayamamış bu kadar gözükür biçimde. İttifak siyasetinin bir sonucu olarak ötekileştirme, dışlama, işte terörist tırnak içinde odur budur şeyi çok fena ters tepti. Belki mesela CHP'de İstanbul'da özellikle yakından izlediğimiz şeyler var. Oy kayıpları var. Kadıköy'de, kalesi olan yerlerde CHP müthiş oy kaybetmiş aslında aday bazında. Neden? Çünkü tabana sorulmayan adaylar hoşnutsuzluk yarattığı için. Kadıköy'de 60 bin oy var kayıp. Yani 260 bin oy almış, 200 bin. Bakırköy öyle. Hadi Bakırköy'de başka adaylar var. Hadi Şişli'de Sarıgül faktörü var. Sarıgül'ün sandığa gömülmesi temiz siyaset açısından bir dönüm noktasıdır bence. Ama böyle bakıldığında bir şey tepkiye rağmen insanlar can havliyle artık HDP'lisi CHP'lisi bir çıkış yolu için birlikte çalıştı. HDP'nin damgası çok fazla, %4 oranında İstanbul'da. Şu anda Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapıyormuş, onu bir izleyelim hep beraber. Duyurmuş olacağız. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yoğun bir gündeme ve sürece hep beraber devam ediyoruz. Bugün sizleri Sayın İl Başkanımızla beraber bilgilendireceğiz. Öncelikle tabii gündemimiz sandık ve sandıklarla ilgili süreçlerin takibi. Elbette ki süreci yoğun bir şekilde İstanbul İl Örgütümüz, İl Başkanımız nezdinde takip ediyoruz. Her yerde, her şu anda tutanakların olduğu, çuvalların olduğu ilçe seçim kurullarında arkadaşlarımız sıkı takipte ki bu sıkı takip son anına kadar devam edecek. Bu bir nöbettir. Asla hiçbir arkadaşımızın o alanı terk etmesini istemediğimiz gibi boşta olan, ben ne yapayım diyen bütün yol arkadaşlarımız da bulundukları ilçelerde, ilçe seçim kurullarında ya da ilçe başkanlıklarımızla irtibat kurarak görev alabilirler. Zira bu bir nöbettir. Bu sürecin en hassas bir şekilde denetlenmesini ve takip edilmesini özellikle çok istiyoruz. İstediğimiz gibi de açıkçası biz de elimiz, ayağımız, her şeyimizle, gözümüzle oradayız. Genel merkezimiz üst seviyede bize katkı sunuyor, grup başkan vekillerimiz ve de genel başkan yardımcılarımız. Sadece İstanbul değil, muhtelif alanlardan, illerden milletvekillerimiz yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu devam da edecek. Şu anda bütün ilçelerde görevli milletvekillerimiz var. Yarın itibariyle il başkanımızın verdiği bana bilgiye göre de en az ikişer milletvekilimiz bütün ilçelerdeki bu süreci denetlemeye devam edecekler. Ben tabii sandık konularıyla ilgili her zaman söyledim. Keşke bu süreçler bu kadar tartışılmasa, bu kadar konuşulmasa, 21. yüzyılın 2019 yılında hala seçim sandıkta kazanılır denmese. Bu bugünün dünyasında Türkiye'nin demokrasi sürecine yakışmayan bir durum. Ama ne yazık ki elbette bizler bu süreçlerden duyulan kaygı, endişe, insanların sürece inanmamasından ötürü en yoğun tedbirleri de almak zorundaydı ki aldık. Bugün itibariyle il başkanımızın yine verdiği bilgiyle gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde, tasnifleri yapıldı ve bunların üzerinden tekrar tekrar
değerlendirmeler de yapılmaya devam ediyor. Şunu ifade edeyim, bu değerlendirmeler yapılırken bir hata varsa, bir maddi hata varsa, lehimize ya da aleyhimize, bunu hiç çekinmeden paylaşırız. Birileri gibi yani lehimize olanı paylaşıp aleyhimize olanı paylaşmama gibi bir pozisyonumuz asla olmaz ki bu bizim ortak kanaatimiz ve adalet duygumuzun bir tezahürüdür. Onu belirtmek istiyorum. Sayın Binali Yıldırım tabii bazı açıklamalar yaptı. Ben özellikle bu konulara değinip daha sonra özellikle belirtilen sandıkla ilgili belirtilen bazı maddi süreçler var. İl başkanımız onunla ilgili sizlere bilgi aktaracak. Sayın Yıldırım 31.186 sandıkta işte her sandıkta bir hata olsa şu kadar hata olur. İşte aramızda 23.000 24.000 fark var. Seçimin kaderi değişir. Şimdi tabii bunun ya da çarpanının şeyi yok, limiti yok. Her sandıkta iki hata olsa deriz, 70.000, 60.000 olur. Üç hata olur deriz, 100.000 olur. Beş hata deriz, 150.000 olur. Yani bu bir tabii strateji midir, yoksa masum bir açıklama mıdır anlamış değilim. Çünkü biz hiç olaya böyle bakmadık. Açıkçası Sayın Yıldırım bizim zihnimizi biraz bulandırdı. Yani biz sadece olaya şöyle bakarız. Bir sandıkta hata var mıdır, yok mudur? Biz sandığa görevlerimizi onun için yollarız. Bakarlar, ederler, tutanak tutulur. Tutanakta bir sıkıntı varsa şerhini koyar, itirazını yapar. Bunlar incelenir, irdelenir. Ama her sandıkta bir oy işte hata olursa şu kadar olur. Çok tartışmaya açık bir yorumdur. İnsanların zihnini bulandırırsanız bunun altından kalkamazsınız. Bunun sonu yok. Yarın bir başkası beş hata olur der, çarparsınız 150.000 olur. Onun için bu çok doğru bir yaklaşım değil. Zira daha düne kadar 3.000 oyla, 3.000 küsur oyla kazandık açıklamasını yapıp Sayın Yıldırım'ın da kendini ilan etmesi ne kadar samimidir o zaman? Yani bir sandıkta bir hatayla 30.000 farkı bu kadar önemsiyorsanız 3.000 farkla kendinizi niye ilan ettiniz? Bu hiç hoş bir durum değil. Samimi bir duruş da değil. O bakımdan ben dün tabii Sayın Yıldırım'a tebrik etme konusundaki çağrımı elbette beni bugün arasın etsin böyle bir beklentim yok. Günü gelir eder, o ayrı bir şey. Ama buradan yola çıkarak henüz zamanı gelmemiştir demek doğru bir yaklaşım değil. Evet, hakkınız vardır, itiraz edersiniz, hakkınızı ararsınız ama itiraz süreçleri önemlidir, makul olmalıdır, tutarlı olmalıdır. Ve İstanbul gibi bir dünya kentinin, dünya tarafından takip eden dünya kentinin bu demokrasi sürecinde en ufak bir sıkıntı yaratılmamalıdır. Zira yanlış anlaşılmasın ama ben samimiyeti sorguluyorum. İstanbul'un her yerini afişle donatıp kazandık kutlaması yapmayı da yine peşinden bir madde olarak da ekliyorum. Yani bu kadar işi yapacaksınız, tereddütlerinizi bizim adımıza sayısal hem Yüksek Seçim Kurulu'nun hem bizim kendi sistemimizin sayıları ortaya çıktıktan sonra böyle bir savunma mekanizması oluşturacaksınız. Bu hiç hoş bir durum değil. Ben bu süreci çok sıkı takip ettiğimizi tekrar söylüyorum. Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem ama aynı zamanda bir tek oyumun da hakkını yedirtmem. 16 milyon insan adına konuşuyorum. Bu yedirtmem cümlesi elbette tekil bir kipiyle kullanıyorum ama bu bir güvenin karşılığıdır. O güvenin arkasında milyonlarca insan var, partim var, diğer unsurları var. Buna güvenerek
tekil şahıs kullanıyorum. Yedirtmem, kimsenin de hakkını yemem. Bu bağlamda duruşumuz devam etmektedir. Özellikle bir oy pusulası üzerinden yapılan bazı sanki büyük bir şey bulunmuş gibi yapılan bir takım açıklamalara Sayın İl Başkanımın, Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun izahları var. Sonrasında ben yine birkaç cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun başkanım. Sağ olun başkanım. Öncelikle şu ikinci spotları tamamını kapatmadan kapatabilirsek sevinirim. Sırada. Evet. Değerli basın emekçileri, sizlerin aracılığınızla 16 milyon İstanbulluyu buradan bir kez daha kutluyorum. Bizler yerel seçimlere hazırlanırken Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak elbette seçimleri kazanmak için çalıştık. Ama bunun öncesinde İstanbul'a verdiğimiz bir söz daha vardı. Biz İstanbul'da azalmış olan sandığa güveni yeniden tesis edecek ve kimsenin hakkının kimseye geçmesine izin vermeyecektik. Bu durum bizler için seçimi kazanmak kadar önemli bir durumdu ve yaklaşık 3,5 aydır aynı titizlikle ve aynı hassasiyetle çalıştığımızın altını çizelim. Bizler sandıklardaki sonuçlarla ilgili seçim gününe kadar ve seçim günü de gelen verileri girerken sandık başındaki sorumlularımız, ilçe seçim kurullarındaki görevlilerimiz bu duyguyla hareket ederek kim ne oy aldıysa o oyların tespiti için oralardaydılar. Yani bizler hiç kimsenin oyunu istemediğimiz gibi bizlere verilen bir oyunda ziyan olmaması için orada doğru olanı tespit etmekle görevli kıldık kendimizi ve bu sorumlulukla da yine durumlara devam ediyoruz. Değerli basın emekçileri, şunu ifade etmek isterim. Bizler seçim günü başkanımla birlikte burada gelen verileri girerken oldukça rahattık. Çünkü bizler herkesin hakkını herkese teslim etmek için gelen ve bu anlayışla bize gönderilen verileri girdik ve sonuçta girdiğimiz verilerde İstanbul halkının hangi partiye oy vermiş olursa olsun verdiği oyların doğru bir şekilde bize geldiği bir sistemle işledi. Dünden itibaren özellikle sosyal medyada bir takım tutanaklar üzerinden algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Algılar olduğunu şimdi size sunacağım, iki örnekle ispatlayacağım. Değerli basın mensupları, sevgili başkanımın da söylediği gibi İstanbul'da şu anda içeride yönetici arkadaşlarımız bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve tamamının dökümü, sayımı ve tasnifi yapılıyor. İki sandık haricinde bütün ıslak imzalı tutanaklarımız elimizde. Şimdi iki somut örneğe geçecek olursam. Dünden bu yana özellikle sosyal medyada yer alan Bağcılar'da 1212 nolu sandıkta AKP'nin oyu 131 iken YSK'nın sistemine bir oy girdiği ve 131 oyun iptal edildiği rivayetleri var. Şimdi bakın değerli basın mensupları. 1212 numaralı sandığın ıslak imzalı sonucu. Elbette siz oradan okuyamıyorsunuz ama sizlere de arkadaşlarımız istemeniz halinde vereceklerdir. Cumhuriyet Halk Partisi 131, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin burada düzeltilmiş evrak doğru bir yazılmış ki bu sandık başlığında çeteleme sırasında aktarırken hakikaten yanlışlıklarda yapılıyor. Bakın art niyetli ya da değil maddiyata. Biz nerede yanlışlık yapılırsa yapılsın bunların düzeltilmesi için fark edildiği anda başvuruyoruz ve yanlışı kim görüp başvurursa da düzeltilmesini hep birlikte vesile oluyoruz. Sonrasında devam ediyoruz. Bu 1212 numaralı sandığın düzeltilmiş tutana. Cumhuriyet Halk Partisi 209, Adalet ve Kalkınma Partisi 71.
ve şu anda bütün sistemlerde kayıtlı olan doğru tutanak budur. Yani sosyal medyada ifade edildiği gibi bir tane oyları değil, evet sandık başında bir maddi hata olmuş, fark edilmiş ve anında düzeltilmiş, sistemde kayıtlı olan bu. İkinci örneği vereceğim izninizle. Yine 2004 numaralı, yine Bağcılar'da sosyal medyada söylenen, dolaştırılan bir sandığımız var. Burada da kendilerinin oyu, rivayet o ki, çünkü rivayet diyorum, izninizle rakamı göreceğim. 201 oyları varken 123, özür dilerim, evet 201 oyları varken bunun yazılmadığı söyleniyor. Değerli basın mensupları, bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 151, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu 123. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bizlerin sistemimizde, ıslak imzalı tutanaklarımızda ve İstanbulluya verdiğimiz sözü yerine getirmek için çalışmamızda, anlayışımızda ve mantığımızda asla ve asla ne bir oyun bize gelmesini ne izin veririz, ne de başkanımız söylediği gibi bizlerin oyunun başka partilere gitmesine fırsat veririz. Bu konuda İstanbulluya şu cümleyi kurarak sözü başkanıma bırakmak isterim. Bizlere güvenmeye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık sonuçlarını, ıslak imzalı tutanakları büyük bir özveriyle, gayretle takip eden örgütüne güvenmeye devam etsinler. Sonuç ne olursa olsun kendilerine en doğru sonucu vereceğimizi bilsinler diyerek hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bir şeyi daha burada belirtmek isterim. Özellikle gözü şu anda dikilen bölüm her sandıktaki geçersiz oy kısmı. Dün bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştim. Özellikle 2014 verilerinde 400 binin üzerinde olan bir geçersiz oy var. Şu anki oy da 300 bin civarında. Yani aslında seçmen sayısı artmış olmasına rağmen 100 binin üzerinde bir sayıda daha az bir geçersiz sayı oluşmuş. Neymiş efendim? O zaman oy farkı fazlaymış, 400 binin önemi yokmuş. Şimdi oy sayısı 300 bin diye bir sayı var. 30 bin, 20 küsür bin fark olduğu için önemliymiş. Bakın, başkanımız az önce bir size oy pusulası, sandık tutanağı gösterdi. Sandık tutanağı tutunurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa bu önemlidir, değerlidir, mutlak karşılığı yerine getirilmelidir. Ama koca İstanbul'da her sandıkta geçersiz oylar tekrar sayılacak. Geçersiz oylar tekrar sayıldıktan sonra süreç tanımlanacak gibi bir süreç ortaya koyulursa beyinler bulanır, gözler buna inanmaz, insanların kalbi inanmaz, vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar. Bakın bu kadar önemli bir uyarı yapıyorum. Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden biz seçimi kazanırız iddiası ortaya koyarak geçersiz oylar üzerinden bir manipülasyon oluşturmak, strateji geliştirmek tamamen yanlıştır. Uygulanmış bir model değildir. Bunun altını çiziyorum. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. Yani 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. 3-5 oy değildir. Bu bağlamda ben yanlış bir metot izlediklerini, soyut kavramlar üzerinden sandığı ve süreci baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum. Tabii ki güvencemiz Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ama bu anlamda şu anda aldığımız bilgiler var.
ilçe seçim kurullarında farklı uygulamalar peşinde olunan bölümler var. Nedir bunlar? Örneğin bir salonda çuvallar korunuyor. Efendim herkes burayı terk etsin, biz kapıyı mühürleyeceğiz. Kusura bakmayın kardeşim. Biz kapıda bekleriz, gene mühürleyin ama biz kapıda nöbetçi olarak bekleyeceğiz. Efendim bize güvenmiyor musunuz? Onu sonra konuşuruz. Seçim kurullarında emniyet mensubu arkadaşlarımıza, orada görev alan arkadaşlarımıza, ilçe seçim kurulu hakimlerine seslenmek istiyorum. Müdürlerine seslenmek istiyorum. Bazılarında sorun yok. Evet, mühürlüyorlar. Burada da bekleyebilirsiniz diyorlar dışında. Bekleyelim kardeşim. Kimse girip çıkmasın. Nöbet tutacağım. Ben tutacağım. Başkası tutacak. Bir yerde gideceğim. Kendim nöbet tutacağım. Niye? Bu en sıkıntılı alan. Bunu gidermemiz lazım. Bunu biz giderirsek iktidar da rahatlar, onu söyleyeyim. Yani insanların zihninde bazı şeyleri çözmüş oluruz. O bakımdan biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlarım iyi biliyorum ki asla orayı terk etmeyecekler. Dolayısıyla uygun koşullar yaratarak ilçe seçim kurulları bu şekilde beklememize imkan ve fiziki koşullar yaratarak bunu mutlak halletmeliler. Zihinlerimizde soru işareti bırakmasınlar. Evet, Sekem İmamoğlu'nun açıklamalarını izledik. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu ile birlikte ve tabii üzerinde özellikle durdukları nokta tam sağ pres deyim yerindeyse bu süreci takip ettikleri ve herhangi bir usulsüzlüğe bundan sonra da yer vermeyecekleri ve bunun vurgusunu yaptılar. Şimdi tekrar ayrıntılara girersek tekrar etmiş olacağız. Bu arada Cengiz Erdinç'in sözünü de kesmiş olduk. Devam edeceğiz. Fakat öncesinde bir son dakika haberini aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri S-400 alımı süreci devam ederken Türkiye'ye F-35 uçak parçalarının gönderilmesini durdurdu. Bu yani bundan sonra hani olabileceklerle ilgili bir işaret olarak şey yapmış olalım. Bunu da sizlere bir bilgiyi aktarmış olalım. Cengiz Erdinç, sizi dinlemeye devam ediyoruz. Dünkü seçimin en önemli sonucu belki İstanbul'da CHP'nin iyi bu sefer tam sağ presle çalışması yüzünden ortaya çıktı bu. Anadolu Ajansı'nın sonuçları manipüle etmesi, ayrıca hile yapması. Bakın manipülasyon şöyle oluyor. Daha önceki seçimlerden alışkınız. İşte en yüksek oranlı sandıkları önceden açıp YSK dışında bağımsız bir toplama sistemi var Anadolu Ajansı'nın. Daha çok telefonlarla tutanak iletmeye dayanan. Önce AKP'nin yüksek olduğu yerlerden başlayıp bir şey yaratıyorlar. Algı yaratıyorlar. Tamam, bunu yapıyorlardı. Ama dün anlaşıldı ki... Ne işe yarar bu algı? Oylar gelirmiş. Daha sonraki aşamalarda sandıkların terk edilmesi. Sandık görevlileri terk ediyor. Sürecin yani moral izlenmemesi. Bozukluğu. Moral bozukluğu falan. Ama dün şöyle bir şey oldu. Anadolu Ajansı hileli veri de yayınladı. Ve gelmiş geçmiş bütün seçimlere gölge düştü bu anlamda. Yani geçmiş seçimlerin eninde sonunda araştırılması gerekecek. Özellikle 24 Haziran seçimlerinin. Çünkü bakın matematik olarak İmamoğlu %60 oy saydık ve 5 puan öndeyiz derken ajans hala 2 puan önde gösteriyordu. Matematik olarak bu imkansız. Bu hile demektir. Yani siz olan sonucu seçerek gösteriyorsunuz, manipülasyon bu ayrı, bir de olmayan bir sonucu, olmayan bir oranı söylüyorsunuz. Yani Anadolu Ajansı'nın başında bundan sorumlu olan insanlar bu yüzden yargılanmalılar. Bunlar kamu görevlileri, devletin ajansı ve iktidar lehine bu güçlerini nüfuz ticareti gibi kullanıyorlar, suç işliyorlar. En büyük sonucu bu seçimin ve herkes de anladı, iyice ortaya çıktı.
Kabaca bunlar aslında. Evet. Şimdi biz tabii AKP'nin neden kaybettiğini konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu ilk aday gösterildiği zaman tabii ki Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı, biliniyordu. Ama bu anlamda ya acaba seçilir mi sorusu soruldu. Hepimiz sorduk aynı soruyu. Doğru bir tercih midir sorusunu sorduk. Peki esprisi neydi? Yani biraz da hani neden seçildiğini konuşalım. Yani AKP'nin olumsuz tavrı sonucu bir etki var. Ama neydi esprisi Ekrem İmamoğlu'nun? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ya tabii hakkında söylenebilecek çok şey var ve hepsi de olumlu cümleler Musa. Şimdi bak demin dinliyorum televizyon konuşmasını. Ben sabaha karşı bu oylarla, oyların sayılmasıyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Orada şunu söyledim. Bize birleştirme tutanakları birazdan elimizde olacak. En küçük ayrıntısına kadar kontrol edeceğiz. Bize oy versin, vermesin. Bütün yurttaşların seçim iradesine ve oy hakkına sahip çıkacağız. Bak, bize oy versin ya da vermesin. Evet, biz bunu Ekrem Bey'le konuşmadık. Evet. Biz bunu Ekrem Bey'le konuşmadık. Yani o bana böyle bakın, ben ona biz böyle düşünüyoruz diye bir şey söylemedik. Ama normal, aklı başında bir insan böyle düşünür zaten. Nereye bağlamak istiyorum? Alnımızın akıyla iktidar olmak istiyoruz. Anamızın ak sütü gibi tertemiz bir iktidar istiyoruz. Biz böyle iktidar olmak istiyoruz. İstanbul'da da, Türkiye'de de, Beylikdüzü'nde de, başka ilçelerde de. Ülkemiz böyle bir demokrasi seviyesinde olsun istiyoruz. Ve böyle düşünen insanların bu ülkede çoğunlukta olması, olduğunu düşünüyoruz Musa. Şimdi Ekrem Bey'in de en sevdiğim özelliklerinden biri kafasında çok fazla kompartımanları olmayan, ön yargılarını genellikle geriye atmış, insanlarla ilişkilerinde daha çok nasıl yardımcı olabilirim, nasıl destek sunabilirim, birlikte nasıl ilerleyebiliriz, bu mantaliteyle bakan bir insan. Dolayısıyla bunu davranışlarına da çok güzel yansıtan bir insan. Dikkat edin, dünkü açıklamalarda hem bir kararlılık var ama hem de bir nezaket var. Uzun yıllardır bizim siyasette özlediğimiz bir nezaket var. Yani yapılan bütün şeylere karşı o nezaketini, bütün nasıl söyleyeyim, uygun olmayan ifadelere karşı o nezaketini hiçbir zaman kampanya boyunca elden bırakmadı. Benim Ekrem Bey'le yakın çalıştığımı duyan insanlar onunla ilgili bana ilk söyledikleri cümle düzgün adam. Yani düzgün adam diyorlar onun için. Ondan sonra eğer başka olumlu cümleler kuracaklarsa kuruyorlar. Dolayısıyla ben bunun toplumda karşılığı olduğunu düşünüyordum. Ve Ekrem Bey'in de tabii bunu, bu isteği, toplumsal bu talebi çok iyi karşıladığını düşünüyorum mevcut davranışıyla. Bu seçim kampanyasında da bunu iyi götürdüğünü düşünüyorum. Yani bu 25 bin civarında diyelim bir oy farkıyla bu seçimi kazandı ama bunun bir artış eğilimi göstereceğini de size buradan söyleyebilirim. Zaman içerisinde toplumsal desteğin çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Şimdi bu bölüm için son birkaç dakikamız. Sen ikinci bölümde olamayacaksın. Bu nedenle bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bu çok önemli. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturmuş olduğu seçim izleme sisteminin çalışmaması çok sert bir biçimde eleştirilmişti. Ve dün akşam ben tabii yine Doğan Subaş'tan aldığım bilgiye dayanarak bunları söylüyorum. AKP de aynı şeyi yaşamış İstanbul'da. Şimdi bunun kısa bir hikayesini anlatmamız gerekiyor. Çünkü AKP'nin çizdiği imajla gerçek arasında çok büyük fark var. Şimdi biz demin de söyledim, şeylere bakıyoruz. Sandık sonuç tutanaklarını birleştirme tutanaklarıyla karşılaştırmaya çalışıyoruz. Tabii zaman zaman kayma olmuş, onları tespit etmeye çalışıyoruz. Önce kendi sistemlerimizden biz bunu, bizim kendi bulunduğumuz bölge için 16 tane sandık sonuç tutanağında kayma gördük. Yani ya bir üste kaymış, 3 parti birden ya da 4 parti birden üste kaymış
ya da alta doğru kaymış. CHP'nin lehine veya aleyhine fark ediyor. Aleyhine, kimisi lehine, kimisi aleyhine. Bakıyorsun CHP sıfır oy görünüyor. Bizim üstümüzdeki parti sıfır almış. Alt şaha kayınca biz sıfır görünür. Ya da tersi olmuş. Biz böyle bu şekilde 16 tane tespit ettik. Tabii aynı tespiti diğer tarafın da yapması lazım. 16 yani, tane de onların yapması lazım. Biz oturduk, şimdi bunlara bakmak istiyoruz. Gerçek sandık sonuç tutanakları, bizim elimizdekilere baktık. Bir de ilçe seçim kurulundakilere bakmak istiyoruz. Oturduk AK Partili arkadaş da yanımızda. Kendisine dedi ki biz 16 tane bulduk, siz kaç tane buldunuz dedik. 5 tane buldum ben dedi. Dedi ki ya hani 16 tane kayma bulduysak senin de 16 tane bulman lazımdı. Oradan da hani check yapıyoruz, kontrol. Ya dedi biz bunu manuel bulduk dedi. Nasıl manuel buldunuz dedim. Ya bizim sistemler çöktü dedi. Demek ki sistem çökmesi hani zaman zaman bize eleştiri yapılır. Sadece bize yönelik bir şey değilmiş. Sistem onların da çökebiliyormuş. Bunun da şeyini konuştuk daha sonra birkaç arkadaş. Şimdi AKP konusunda tabii toplumda basının %95'inin onların elinde olmasından kaynaklanıyor herhalde bu biraz da. Üstadım çok iyi bilir bunu gazeteci olduğu için. Çok farklı bir imaj yaratılıyor. Yani çok güçlü bir örgüt, her şeyi iyi çalışan, her şeye düşünülmüş öyle bir şey. Hani ben arkadaşlara da haksızlık etmek istemem ama biz çünkü çok partili sistemi bu ülkeye getirmiş bir partiyiz. Biz partilerin iyi çalışıyor olmasından memnuniyet duyarız. Ama çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani o sistemin çökmesi de işte buna bir örnektir. Bizim onlara doğrusunu gösteriyor olmamız bir örnektir diye düşünüyorum. Hı hı. Durum bu. Evet. Peki ilk bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında Aydın Engin ve Cengiz Erdinç'le devam edeceğiz. Doğan Subaşı çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bütün bu yani hem dün gecenin o hikayesi çok önemli çünkü yani bir şekilde daha sonrasında anlatılacaktır eminim. Bir de tabii yani neden Ekrem İmamoğlu hani seçildi bunun esprisi nerede sorusuna da. Şimdi tabii şey düşünülebilir yani CHP'li birisine mi soruyorsun diye şey yapılabilir ama bir şekilde bunun buraya sorulması gerekiyor. Yani bunun başka şeyi de yok. Çok çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara saat başında tekrar birlikteyiz.